Trabzonspor bu sezon takviyeler yaptı. Şu anda ikinci maçımızı oynuyoruz AYK ile. Sizce Trabzonspor'un bu sezon hedefi ne olmalı? Şampiyonluk. UEFA'da da gidebildiği yere kadar gitmesi gerekiyor. Sizce bu kadro şampiyonluk göğüsleyebilir mi? UEFA Kupası. Tabii ki göğüsler. Tabii ki göğüsler. Yani Trabzonspor'un bu şimdiki kadrosu bana göre Türkiye'nin en iyi kadrosu. Şimdi yönetimde transferi tamamladık gibi diyorlar da şu anda sizce kadroda ne gibi eksiklikler? Yani kadroda fazla eksiklik yok. Bana göre daha çok transfer gençlerin önünü kapatır. Gençlerin önünü kapanmaması için fazla transfer yapılmaması lazım. Bu sezon mu? Yani 3 kulvarda oynayacak Trabzonspor ama her kulvarda en az final görmesi yani. Her kulvarda final görmek istiyoruz. Çok sağlam transferler yaptık. Kadroyu çok genişlettik. Evet. Özellikle hücum hattında çok büyük çekişmeler olacak. Yani ikinci forvet olarak görünen Ekuban bile dün hat-trick yaptı. AEK maçında. Çok çekişmeli olacak. Çok geniş bir kadromuz oldu. Umarım Avrupa'da en iyi olarak Avrupa'da final görürüz. Final oynarız. Şampiyon oluruz. Hedefimiz bu yönde. Tabii ki de yani şu an diğer İstanbul takımlarına baktığımızda hepsi çok kötü transfer sezonu geçirdi. Hepsi zaten Fener haricinde kötü başladı lige. Beşiktaş, yine Galatasaray da öyle. Fenerbahçe'nin de çok kötü bir sezon geçirdikten sonra böyle iyi bir hava yakalaması beni çok korkutmuyor. Yani sonuçta çok kötü bir sezondan geldiler. Bu yüzden bence gayet rahat görünüyor şu an bizim için yolculuk. Yani rekabet her zaman iyidir. Yani rekabet olduğu sürece futbolcu her zaman uğraşır, çabalar. Sadece gol atmak için değil, formayı tutmak için de çabalar. Bence güzel oldu ama belli olmaz yani. Çift forvetle oynayabiliriz. Belki Vakayeme kesilir, Kuban, Staric ve Charlotte üçü de oynayabilir. Ayrıca zaten 3 kulvarda oynayacağımız için bizim hepsine ihtiyacımız var. Tabii ki şampiyonluk. Yani niye şampiyonluk? Bu takımlara bakarsak sezonun en iyi takımı Trabzonspor'a kuruldu. Tabii bu konuda Ünal Hoca'nın işi de zor. Çünkü ilk 11'de oynayabilecek 20'ye yakın oyuncu var. Tabii Ünal Hoca bunun üstesinden gelecektir. Geçen seneki takımın bozulmaması bu seneki şampiyonlukta en büyük etken olacak. Zaten şehrin özlemi var. Herkesin özlemi var. İnşallah bu sene şampiyonluk gelir. Yani UEFA Kupası için bir şey söyleyemem de tabii yani yurt dışındaki takımları çok iyi tanımıyoruz. Ne kadar güçlü onları bilmiyoruz ama yurt dışındaki takımlara bakıldığında yine iyi kadro bize diye düşünüyorum. Alternatifli bir kadro. Yani 3-4 kulvarda yarışabilecek bir kadro. Yani oyuncular isterse şehir istiyor zaten. Oyuncular isterse o şampiyonluk gelir bu sene diye düşünüyorum. Bu sezon hedef bence kesinlikle şampiyonluk olmalı. Şampiyonluk olması bile ikincilikten Şampiyonlar Ligi'ne gitmeliyiz. Çünkü aldığımız oyuncular kalitesine baktığım zaman hem Sturic olsun, Obi-Mikel olsun. Yine Avdiay biraz genç ama o da yine yabancı yerlerden gelen çok yetenekli bir oyuncu. Yani şu anda kadromuz bence tam Süper Lig'de birinci sıraya oynar. Zaten İstanbul takımlarının durumu ortada. Galatasaray, Beşiktaş başlayamadı. Fener'de hiç hazır olmayan Süper Lig'in yeni takımına karşı başladı ki bence hakemler sayesinde 23 dakikada 3 penaltı. Ya ben de Fener'in açıkçası iyi başladığını düşünmüyorum. O yüzden yani lig böyle giderse bizim için avantajlı. Bence şu an ligin en iyi top oynayan takımlarından biri Trabzonspor. Bence Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkabileceğimizi düşünüyorum. Turları da atlayacağız gruplardan sonra. Süper Lig'de de bence şampiyonluğa oynayacağız. Galatasaray Falcao diyor ama hala hiçbir şey yok ortada. O yüzden Trabzonspor'u bir adım önde görüyorum şampiyonlukta. Oturmuş bir kadromuz var. Stat full oynuyor. Zaten taraftarlar da takım iyi oynadı mı o ışığı gördüğü için sürekli stadı dolduruyor. O yüzden şampiyonluğa oynayacağımızı düşünüyorum. Bence Charlotte ve Ekuban oynamalı ikili forvet. Bence Sturridge sonradan oyuna girmeli. Çünkü Liverpool'la sözleşmesi bittiğinde yazın bireysel antrenman yaptı. O yüzden sonradan oyuna girip hamle oyuncusu olabilir. Ama alışırsa ikinci devre ligde çok etkili olabilir.